Herkese merhabalar. Sonunda sömestr geliyor. 2022'ye girdik. Yepyeni bir yıla girdik. Ve yepyeni yıldaki ilk tatilimiz, 15 tatilimiz geliyor. Ve bizler de tabii ki bu tatili coşkuyla karşılıyoruz. Fakat birinci dönem bitti. Tamam güzel. Ama nasıl bitti? Zordu bitti gitti mi? Yoksa bizler birinci dönem nasıl biterse bitsin. ikinci döneme bomba gibi hazır mı olacağız? Bunu bugün konuşacağız sizlerle arkadaşlar. Çünkü Evet birinci dönemde bazı eksiklerimiz olmuş olabilir. Bazı yazılardan tam istediğimiz not almamış olabiliriz. Ama ikinci döneme bomba gibi hazırlanacağız ve bizi kimse durduramayacak. Şimdi 15 gün tatilimiz var. Tabii ki dinleneceğiz. Bu tatilde yapmamız gereken ilk ve en önemli şey dinlenmek. Güzel güzel dinleneceğiz. Ama dinlenirken ara ara tekrarlar yaparak, açımızı kapatarak yani kendimizi programlayarak ikinci döneme harika bir başlangıç yapabiliriz. Şimdi şunu unutmayalım arkadaşlar. Erken kalkan yol alır. Bu bir atasözü. Bunu biz bulmadık. Bu atasözünün önemi şuradan geliyor. Eğer biz bir işe erken başlarsak yani önceden önlemimizi alırsak daha fazla yol alıyoruz daha fazla başarılı oluyoruz. Buradan anlatmak istediğim şey şu. İkinci döneme başlamadan önce 15 tatilde tabii ki dinleneceğiz ama dinlenirken aynı zamanda minik minik çalışma programları yaparsak ikinci döneme harika bir başlangıç yapmış oluruz. Şimdi hatalarımızı da hatırlamak lazım. Bazı hatalarımız olmadı mı? İlk dönem matematikte ya da fende ya da işte sosyal bilgilerde farklı farklı derslerde hatalar yaptık. Olabilir ama şimdi hatalarımızı hatırlayacağız ve ikinci döneme harika bir başlangıç yapacağız arkadaşlar. Burada şunu da söylemek istiyorum. Defter tutmak çok çok önemli. Yani bizim şu anda eğer bir defterimiz varsa ve bu defterde birinci dönemde işlediğimiz konular düzenli bir şekilde yazıyorsa... ...ikinci döneme de harika bir başlangıç yapabiliriz. Ama... Eğer defterimiz yoksa bir oraya bir buraya bir şöyle bir böyle yazıyorsak çoğu aklımızdan uçup gitmiş olabilir. Dolayısıyla insanlar yani bizler dinlediklerimizin yüzde yirmisini yazdıklarımızın yüzde hatırlıyoruz. Dolayısıyla mutlaka güzel defter tutmalıyız. Mutlaka güzel bir defterimiz olmalı ve şu anda okuduğumuz sınıf bittiğinde o defteri de güzel bir şekilde saklayacağımız halde tutmalıyız. Yani ama bu defterde çok güzel olmalı atayım dememeliyiz. Güzel bir defter olmalı burası da önemli. Şimdi birinci dönem konularında hiçbir eksim kalmasın. İkinci döneme harika bir başlangıç yapmak istiyorum. Diğer arkadaşlara mükemmel bir müjdemiz var. Beşinci sınıflara özel full tekrar kampımız geliyor arkadaşlar. Sömestr tatilinde harika bir şekilde dinleneceğiz, eğleneceğiz. Bu en doğal hakkımız. Ama aynı zamanda sömestr tatilimizde fen dersini birinci dönem full tekrarını, matematiğin, Türkçe'nin ve sosyalin birinci dönem full tekrarlarını yapacağız. Harika bir şekilde hem dinlenerek hem de Eğlenerek hem de çalışarak birinci dönemi tekrar etmiş olacağız. İkinci döneme harika bir başlangıç yapacağız. Peki bu kamp sırasında hangi kitaplardan sorular çözeceğiz? Beşinci sınıf Dinamo setimize yer alan Dinamo soru bankalarımızdan çözeceğiz. Hemen şöyle bir kutu açılımı yapalım arkadaşlar. Şöyle açıyorum güzelce bakalım açalım. Evet. Çıkardım şöyle kutumuzu şöyle koyalım. Dinamo sette biliyorsunuz ki arkadaşlar e, Türkçe... Dinamo Soru Bankası, Matematik Dinamo Soru Bankası, Fen Dinamo Soru Bankası, Sosyal ve İngilizce Dinamo Soru Bankaları var. Ve burada kitaplarımızın her biri biliyorsunuz ki efsanevi kitaplar. Hem içerisinde dijital sorular var hem kare kodlarda muhteşem uzman öğretmenlerin çözümleri var. Buradan da sizlere güzel ödevler vereceğiz. Bu kitaplarınız yoksa mutlaka açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç kitapçısından isteyin. Set halinde olduğu zaman daha avantajlı oluyor. Beşinci sınıf Dinamo seti de aldığımızda... Kampımıza da katıldığınızda hem ikinci dönemde tabuk kitapları kullanabiliyoruz arkadaşlar. Hem birinci dönemin tekrarını muhteşem bir şekilde yapacağız. Hem de ikinci döneme harika bir başlangıç yapacağız. O zaman tatilciler ve tatilde süper bir şekilde tekrar edip ikinci döneme harika bir şekilde başlayacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.